Kırgızistan sinemasının dünyaca tanınan yıldızlarından olan yetenekli bir oyuncu. Zarafetiyle ve güzelliğiyle Kırgız kadınını temsil eden gerçek bir sanat neferi. Tatlıbübü Tursunbayeva. Tatlıbübü Tursunbayeva 12 Haziran 1944'te Kırgızistan'ın Narın şehrinin Çayek köyünde 3 erkek çocuğa sahip Tursunbayeva ailesinin tek kız çocuğu olarak dünyaya geldi. Bu sevimli bebeğe dedesi tarafından tatlı anlamına gelen Tatlıbübü ismi verildi. Sevgi dolu bir ailede büyüyen Tatlıbübü, bebekleriyle oynamak yerine abileriyle birlikte top peşinde koşturup yara bere içinde evine dönmekten büyük zevk alıyordu. Köyündeki ilkokula başlayan Tatlıbübü, erken yaşta boyu uzayınca kendisini sporun içinde buldu. Basketbol ve voleybol oynayan genç sporcu, modern dansta da çok kabiliyetliydi. 14 yaşındayken arkadaşlarıyla gittikleri sinemada izledikleri romantik bir Kırgız filminden etkilendi ve filmden çıktığı andan itibaren bir sporcu değil, sinema oyuncusu olmaya karar verdi. 3 yıl sonra amatör bir ses yarışmasına okuduğu bir Kırgız türküsüyle katıldı. Birinci seçilemese de jürinin referansıyla Moskova Devlet Konservatuvarı'nın kapıları kendisine açıldı. Ancak o oyunculuğu seçerek Taşkent Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümüne girdi. Son sınıftayken Salim'in Şarkısı filmindeki küçük rolüyle Kırgız sinema dünyasına ilk adımını attı. Mezuniyetinden sonra Kırgız Devlet Tiyatrosu'na geçen genç sanatçı, Shakespeare'in Romeo ve Juliet ile çıktığı sahnede 100'den fazla oyunda rol aldı. 1968 yılında Akmer isimli televizyon filminin başrolüne getirildi. Gelgitleri olan, psikolojik açıdan zor bir karakteri canlandıran Tatlıbübü Tursunbayeva, ülke çapında büyük bir fenomene dönüştü. Tatlıbübü'nün yeteneğini fark eden ünlü Kırgız yönetmen Tölömüş Okeyev, Kırgızistan'ın ilk kadın çiftçiler birliği başkanı Urkuya Saliyeva rolünü ona verdi. Buradaki disiplinli çalışmasıyla başarılı bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Okul arkadaşı İmaş Eşimbekov'la evlenip bir erkek ve bir kız çocuk sahibi oldu. Eşinin kıskançlığı yüzünden yaşadıkları yoğun kavgalar sonucu 10 yıl sonra ondan ayrıldı ve ağır bir bunalıma girdi. İyi roller almasına, çok çalışmasına rağmen hak ettiği ödülleri alamadığını düşünen sanatçı, oynadığı tiyatrolardaki rol arkadaşlarıyla sık sık tartışarak pek çok oyunu yarıda bıraktı. Tölömüş Okeyev, onu 1975'te Kızıl Elma ve 1976'da Altın Sonbahar filmlerinde oynattı. Ünlü yönetmen Tatlıbübü Tursunbayeva'ya kariyeri boyunca daima destek oldu. Ancak tarih 21 Aralık 1981'i gösterdiğinde haber ajanslarına düşen bir haber Kırgızistan'da şok etkisi yarattı. 37 yaşındaki Tatlıbübü Tursunbayeva bilinmeyen bir sebeple arkasında iki çocuğunu öksüz bırakarak hayatını kaybetti. Vefat sebebi bugün bile sır olan sanatçı, ilham verdiği binlerce Kırgız kadınının dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı.